Evet muhteremler, genelde bizim usulümüz İmam Efendimizle efendim sohbetlere devam etmeye çalışıyoruz. Himmetleri var olsun, ruhu şad olsun, makamı âli olsun inşallah. Cenab-ı Hak bizleri de ahirette onlar ile haşreylesin. Evet, bugün de tatlı bir çeşni olsun diye Hazreti Gavs-ı Geylani ile Kudüs-i Sırrahul Ali Nevverallahu Mekaduhum ve Edraatahum Mübareke Pir-i Azamımız ile sohbete devam edeceğiz. Onun o günün şartlarında kendi ihvanına, kendi dergahında yapmış olduğu bir sohbeti paylaşmaya çalışacağız. Kendimizi o mecliste hazır hissederek Hazreti Geylani'nin meclisinde, dergahında hazır hissederek ondan dinliyormuş gibi, oradaymış gibi dinlemeye azmedelim, gayret edelim ki Cenab-ı Hak bizim üzerimizde de tesirini halk eylesin. Hepimizi Allah dostlarının himmetlerinden, bereketlerinden Cenab-ı Hak müstefid eylesin inşallah. Mahrum bırakmasın. Cenab-ı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi nebevisi ile Hazreti Pir konuyu açmışlar. Biz ve ümmetimizin takvalıları, Efendimiz buyuruyorlar ki biz ve ümmetimiz içinde takvaya riayet edenler, muttaki olanlar tekellüften uzağız. Yani zorlanmadan, zorlanarak kulluk yapmaktan efendim uzağız. Demek ki muttaki insanlar muhabbetle ibadet ederler, hizmet ederler, itaat ederler. Yaptıklarından bir manevi has, bir manevi zevk, şevk alırlar. Zor gelmez onlara Allah'a itaat etmek. Bunun zıddı olanlar ise zorlanırlar. Üşederek, sanki idama gidiyormuşçasına efendim ibadete, taate, hizmete yönelirler. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak buna işaret buyurur yani. Evet. Hazret buyuruyor ki takva sahibi bir kul Allah'a karşı yaptığı ibadetleri bir zorluk olarak görmez, kendine bir külfet kabul etmez. Çünkü bu onun tabiatında vardır. Fıtrat buna müsait yaratılmıştır. Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Varlığınızda başka bir amaç yok buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz başka bir gaye için var değilsiniz. İlla ancak bir gaye için varsınız. Liya'budun, Hakk'a kulluk için varsınız. Ubudiyet, ibadet, efendim, muhabbet ve marifet için varsınız. Öğrenmek, tanımak, sevmek, yaşamak, bunun için varsınız.
Şimdi bu fıtrat insana zor gelirse, insan demek ki kendisine ne kadar yabancılaşmış ki, kendi hakikatlerinden ne kadar uzaklaşmış ki zor geliyor. Sürekli nefsani vesilelerle dünyevi meseleleri bahane ederek ibadete karşı kolaylık arama çabaları, hatta bazen insan bu çabada o kadar ileri gidiyor ki haddi aşabiliyor, dinin duvarlarını yıkıyor. Dinin duvarlarını yıkıyor. Takva sahibi kul gerek içi ile gerek dışı ile zorlanmadan kendini bir baskı altında hissetmeden Allah'a kulluk yapar. Münafık ise her halinde zoraki vazifeleri yapar. Özellikle Allah'a olan ibadetleri sureta yapmaktadır. Özüne inmemiştir, içinde yoktur. Dostları iş başında görsün. Takva sahiplerinin girdiği yerden giremez. Her mekana uygun söylenecek söz, her işe uygun bir adam, her harbe uygun bir savaşçı var. Hazreti Geylani sohbetleri oldukça sert, muhteremler. Çünkü biliyorsunuz İslam, Kur'an, Sultan-ı Enbiya'ya beşir ve nezir sıfatlarını uygun görmüş. Cenab-ı Hak onu tarif buyururken beşire ve nezira diye ayetlerde tarif buyuruyor. Yani hem müjdeleyici yerinde layık olanları, hak edenleri efendim müjdeleyici, tebşir eden bir mübeşşir ve aynı zamanda da uyarılması gerekenleri, korkması gerekenleri korkutabilecek, uyarabilecek bir nezir olarak Efendimiz'i vasıflandırıyor. Bu insanlar da işte böyle bir Rabbani metodun, nebevi bir yolun varisi oldukları için yerinde Allah'ın lütfuyla müjdeleyip yerinde de yine Allah'ın azabıyla, ikabıyla korkutmaya çalışmışlar. Bu yüzden zaman zaman nefsimizin hoşuna gitmeyecek ağır ifadelerde bulunmuşlar. Biz bu ifadeleri dinlerken nefsimiz açısından dinleyelim. Nefsimiz belki buradaki bu sıfattan daha da aşağı olabilir. Nefsimizi düşündüğümüzde daha da aşağı olabilir. Eğer Kur'an bir peygamberin diliyle, peygamber masumiyetleri mutlak olan, yani günahsız olmaları efendim mutlak olan insanların diliyle bize buyurursa ki Hazreti Yusuf suresinde Yusuf'un dilinden
Ben nefsime güvenmiyorum. Nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefsime bir üstünlük, nübüvvetimden dolayı, peygamberliğimden dolayı nefsime bir hak iddia etmiyorum. Ben biliyorum ki benim nefsim kötüdür ve kötülükleri emreder. Beni kötülüklere sevk etmek için uğraşır. Ancak Allah'ın merhamet buyurduğu nefisler müstesna. Allah merhamet eder. O nefsin elinden tutarsa, ona hidayet buyurursa, ona istikamet nasip ederse, o müstesna. Onun dışında insanlar nefislerinin zebunu olabilirler. Kim söylüyor bunu? Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf. Şimdi sen nefsini Hazreti Yusuf ile aleyhissalatu vesselam mukayese et. İlaç acıdır ama şifadır. İşte o zaman Hazreti Gavsi Geylani'nin burada cemaate hitaben söyledikleri sana bana ilaç gibi gelecek. Yusuf'un kulağıyla dinlersen ama nefsin kulağıyla dinlersen zoruna gidecek. Dokunacak. Ne buyurdu? Her mekana uygun söylenecek söz, her işe uygun bir adam, her harbe uygun bir savaşçı bulunabilir. Ey münafıklar! Biz alışmışız ey azizler denmesine, ey muhteremler denmesine, cemaati müslimin denmesine. Çok da hoşumuza gidiyor böyle ifadeler. Ama Hazret hoşumuza giden şeyi söylemiyor. Nefsimizin sıfatını söylüyor. Ey münafıklar! İkiyüzlülüğünüzden tevbe edin. Riyakar hallerinizden dolayı tevbe edin. Kaçışı bırakıp hakka teslim olun. Haktan kaçamayız. Kaçmaktan vazgeçip Allah'a teslim olalım. Şeytanın size gülmesine, sizinle sağlık bulmasına nasıl izin verebiliyorsunuz? Sizler namaz da kılsanız, oruç da tutsanız, sadaka da verseniz, zekat da verseniz, hacca da gitseniz, bütün bunları Allah Azze ve Celle için değil, adeta insanlar için yapıyorsunuz. Görsünler diye yapıyorsunuz. Bilsinler diye yapıyorsunuz. Sizler, Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Celle şu ifadesini işitmiyor musunuz? Gâşiye suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah Vucuhu yevme izin haşi'atun amiletun nasibe. Evet. O gün, o kıyamet günü, o mahşer günü bir takım yüzler, yani bir takım insanlar zelildirler, zillet içindedirler, yüzleri kararmıştır, belki çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar fakat boşuna yoruluyorlar. Evet. (Gülüyor)
çalışıyorlar. İşte Hazretin de buyurduğu gibi namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekattır, hacdır vesaire yapmaya gayret ediyoruz. Ama maalesef Rabbimiz ise bize buyuruyor ki amiletun nasibe. Boş. Kendimizi murakabe ve muhasebe edelim ki biz bu ayet-i kerimede bildirilen kimselerden miyiz? Bunlardan mıyız biz? Eğer bizler en kısa zamanda kendimize çeki düzen vermez, tevbe etmez ve Rabbimize karşı pişmanlığımızı belirtmezsek, pek yakında yakıcı azaba yakalanacağız. Bid'atlere sapmadan doğruya ve selef-i salihinin yoluna tabi olmamız lazım. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında teşbih ve tadile sapmaksızın zorlanmadan ahlaklı gibi görünmeye çalışmadan cimri olmadan avurdunu şişirmeden ve kibirlenmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olarak İstikamet yolunda yürümeliyiz. Bizden öncekilere genişlik kılan, bilmeliyiz ki bize de genişlik kılacaktır. Bizden önceki müminlerin yolunu genişleten, onları feraha kavuşturan, onları huzura ulaştıran, biz de onların yolundan gittiğimizde bizim de yolumuzu genişletecek, bizi de feraha ulaştıracaktır. Yazıklar olsun sana, Kur'an'ı ezberliyor fakat onu uygulamıyorsun. Hafız oluyorsun, hoca oluyorsun, okuyorsun, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Fakat bunlar tatbik için değil, amel için değil. Sanki birer lüks. Resulullah'ın sünnetlerini, yani hadis-i şerifleri ezberliyorsun, fakat onları hayatında tatbik etmiyorsun. Bunlarla amel etmeyeceksen, öyleyse niye bunları yük ediyorsun kendine? Niye bunları ezberliyorsun? Eğer yaşanmayacaksa bunlar, he? Niye bunları yük ediniyorsun? İnsanlara iyiliği emrediyorsun, lakin kendin yapmıyorsun. Sözde kötülüklerden sakındırıyorsun, ama nefsini kötülüklerden uzaklaştırmıyorsun. Sen kendin sakınmıyorsun. Bu durumda olan kişiler hakkında Cenab-ı Hak Azze ve Celle Saf suresinde şöyle buyuruyor. Bismillah. Kebura makten indellahi en tekulu ma la tef'alun. Ey insanlar! Yapmayacağınız, yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah'ın indinde sizin için bir hata olarak, efendim, büyük bir günah olarak, kötü bir alışkanlık olarak size yeter. Yani Allah'ın yanında bu böyle karşılanacaktır. Sizin için bu ciddi bir eksikliktir. Niçin iman etmediğiniz, inanmadığınız
ve sonunda utanacağınız şeyleri muhalefet ederek söylüyorsunuz. İman, afetlere karşı direnç, ağırlıklarımız altında sabır göstermektir. İman mücadeledir. İman savaşmaktır. İman yanındaki dünyalık şeylere değer katar. İman Allah Azze ve Celle'nin katında kişiye şeref kazandırır. Oysa ki heva, şeytan ve nefis katında değerlidir. Hakkın kapısını kaybeden kişiler halkın kapısında muhtaç olarak otururlar. Hakkın yolunu kaybedenler halkın yoluna otururlar. Allah Celle Celaluhu'nun hayrını murad ettiği kişilerin yüzlerine halkın kapıları kapanır. Ve halkın bağışlarını, hibelerini Allah onlardan keser. Böylece Allah o kulunu kendine çevirir ve onu insanların yanında bir hiç iken izzet makamına ulaştırır, onu aziz kılar. Yazıklar olsun sana ki kışın göl kenarında sevinerek oturuyorsun. Oysa ki çok yakında yaz gelip de o gölü kuruttuğunda suyun kenarındaki yerinde öleceksin. Sen oturduğun yerinde öleceksin. Yazın suyu kesilmeyen, kışında artan ve çoğalan Allah ile beraber ol ki, işte o zaman zengin, izzet sahibi, insanlara emreden ve onlara rehber olan bir konuma gelesin. Allah'a ihtiyaç duyan kişiye her şey muhtaç olur. İhtiyaçlarını Allah'a arz eden, ihtiyaçları için Allah'a yönelen kişiye her şey muhtaç olur. Bu makama insan kuru temennilerle gelemez. Fakat insan bu konuma gönlündeki vakar ile ulaşabilir. Bunu doğrulayan da yine o kişinin yaptıklarıdır yani. Hani kişinin aynesidir işi, lafa bakılmaz demiş büyüklerimiz. Ey kardeşim! Dilsizlik prensibin, yani vara yoğa konuşmamak, dilini muhafaza edebilmek prensibin, sessizlik elbisen, halktan uzak durmak da maksadın olsun. İnsanlardan gizlenmek için yerin altında sığınak açabilirsen bunu yap. Bakın ne zaman bunu buyuruyor? 1000 sene önce. Bin sene önce Hazret buyuruyor ki, insanlardan sakınabilmek için yerin altında sığınak yapabiliyorsan yap. İmanın parlayıncaya, yakın ayağın sağlamlaşıncaya, doğruluk kanatların gelişinceye ve kalp gözlerin açılıncaya kadar buna riayet et. Böyle yap. Böylece evinin damına çıkar, Allah'ın ilim fezasında uçar, doğuyu ve batıyı, karaları, denizleri, ovaları ve dağları dolanabilirsin. Yeryüzünü ve gökyüzünü uzman bir dostun rehberliğinde dolaşabilirsin. İşte bu makama gelince konuşması için dilini salıver. O zaman zaten Allah dilinin düğümlerini çözer.
Hazreti Musa'nın Cenab-ı Hakk'a yalvarışı gibi Cenab-ı Hak dilinin düğümünü çözer, gönlünü açar, sözünü, sohbetini tesirli kılar. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. İfadelerini anlaşılır kılar o zaman Cenab-ı Hak. Dilinin düğümlerini çözer. Karşıdakilerin gönlünü, kulağını sana yönlendirir. O zaman dilini serbest bırak. O zaman sessizlik elbiseni çıkar. İnsanlardan kaçmayı da bırak. O yer altına kazdığın dehlizlerden, hücrelerden insanların içine çık. Zira sen bu halleri elde edindikten sonra artık nefsin sana bir zarar vermeden insanların manevi hastalıklarına sen deva olursun. Sen onların azlığına, çokluğuna, sana yönelmelerine veya arka dönmelerine, övmelerine, yermelerine aldırış etmezsin. Nereye düşsen de seni kaldırırlar. Çünkü sen artık Allah ile berabersin. Sen Mevlan ile berabersin artık. Düştüğün her yerden seni kaldırır. Ey kardeşim, Yaradan'ı bil ve onun huzurunda edepli ol. Kalbini ondan uzak olduğu müddetçe sen kötü edep sahibi sayılırsın. Kalbin Allah'tan uzak olduğu sürece edep dairesine giremezsin. Ona yaklaşırsan, ona yakın olabilirsen, o zaman güzel ahlak sahibi olursun. Hizmetçilerin şamatası, hükümdarın atına binmeden kapıya çıkmasına kadardır. Bunları örnek veriyor, bir misal anlatmak istiyor. Hizmetçilerin şamataları, hükümdarın atına binmeden kapıya çıkışına kadardır. Hükümdarı gördüklerinde hepsi şamatayı keser, bırakır. Dilsiz kesilirler, susarlar yani. Onun huzurunda edeple etrafında pervane olmaya başlarlar. Hükümdar gittikten sonra herkes kendi köşesine çekilir. Halka yönelmek, Allah'tan yüz çevirmek demektir. Artık kalbinde Allah'tan başka edindiğin sahte ilahların, sahte ilahlarından sıyrılmadıkça, sebeplerden kopmadıkça, fayda ve zararın halktan geldiği görüşünü terk etmedikçe senin için kurtuluş yoktur. Sizler sihatli görünen hastalar, zengin görünen fakirler, yaşayan ölüler, yok hükmündeki varlıklarsınız. Allah'tan kaçış ve yüz çevirme nereye kadar sürecek? Dünyayı imar, ahireti tahrip etme nereye kadar devam edecek? Sizin her birinizin bir tek kalbi var. Bu tek kalple hem dünyayı hem de ahireti nasıl kapsayacaksınız? Aynı kalpte Halık ile mahluk nasıl olacak? Bir halde bütün bunlar nasıl birleşecek? Bir kalbe bu kadar sevgi, muhabbet, yani hem dünyanın hem ukvanın nasıl sığacak? Bu kocaman bir yalandır. Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, yalan
imanı uzaklaştırır, kaçırır. Her kalp içinde olanı dışarı sızdırır. Amelleriniz inançlarınızın göstergesidir. Dışınız da içinizin aynasıdır. Bunun için bazı ehlullah, Allah dostları buyurdular ki, dış görünüş içlerin adresidir. Zahiri görünüşünüz, dışarıya yansıyan haliniz, gönlünüzün adresidir. Allah katında Azze ve Celle ve onun seçkin kulları yanında içiniz, yani batınınız zahir gibidir, dışınız gibidir. Dışınızı yani nasıl görüyorlarsa içinizde öyle görüyorlar. Allah dostlarından birinin huzurunda bulunduğunuzda kemali edeple orada bulunun. Onunla buluşmadan önce günahlarınıza tevbe edin. Onun yanında alçak gönüllü, mütevazi olun. Salih kulların yanında tevazulu olduğunuz zaman Allah'ın yanında da tevazulu olmuş olursun. Tevazulu ol ki kim tevazu sahibi olursa bilsin ki Allah onu yükseltecektir. Büyüklerin yanında edepli ol ki Sultan-ı Enbiya aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki bereket büyüklerinizdedir. Bereket büyüklerinizdedir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece yaşla büyüklüğü kastetmiyorlar. Bilakis burada büyüklükten maksat Allah'ın emirlerine tutunup yasaklarından kaçınan, kitap ve sünnete sıkı sıkıya sarılan, yoksa nice yaşlı insanlar var ki onlara saygı göstermek, selam vermek bile uygun olmadığı gibi onları görmekte de bir bereket yoktur. Gerçek büyükler takva sahibi, salih, veralı, bildikleriyle amel eden, amellerinde de ihlas sahibi olan kişilerdir. Gerçek büyükler gönlü berrak, Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmiş insanlardır. Gerçek büyükler marifetullah ehli olan, ona yakın olan kalplerdir. Kalp Mevla'yı ne kadar iyi bilirse ona o kadar çok yaklaşmış olur. İçerisinde dünya sevgisi olan her kalp Allah'tan perdelenecektir. Ahiret sevgisi olan gönül Allah'a yakınlıktan perdelenmiştir. Dünyaya rağbetin arttıkça ahirete olan arzun, ahirete olan arzun arttıkça da Allah'a olan sevgin azalacaktır. Kadru kıymetinizi biliniz. Yani niçin yaratıldığınızı ve Cenab-ı Hakk'ın size verdiği değeri biliniz. Kendinizi Allah'ın indirmediği bir seviyeye düşürmeyiniz. İşte bundan dolayıdır ki bazı arifler şöyle buyurur. Kıymetini bilmeyen kişilere kaderleri, kıymetlerini bildirir. Kaderin cilvesi, kaderin sillesi onlara kıymetlerini bildirir. Kaldırılacağın yere oturma. Bir eve misafir olarak girdiğin zaman da ev sahibi sana yer göstermedikçe oturma. Oturursan kaldırılırsın. Kalkmaz da ev sahibine direnirsen azarlanır ve kovulursun.
Ey kardeşim, ömrünü amel etmeden ilmi yazmakla ve ezberlemekle harcadın. İlim sana ne zaman faide verecek? Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadislerinde şöyle buyururlar. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde peygamberlere ve alimlere şöyle buyurur. Sizler halkın çobanlarıydınız. Raiyetinizdekilere ne yaptınız? Emriniz altındakilere, size tabi olanlara ne yaptınız? Allah Celle Celaluhu yöneticilere ve zenginlere şöyle der. Sizler bizim hazinelerimizin bekçileriydiniz. Yetimlere, yoksullara, fakirlere yardım ettiniz mi? Onları eğittiniz mi? Sizlere, yetimlere vermenize dair farz kıldığımız şeyleri, zekat gibi yani, onlara verdiniz mi? Ulaştırdınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden öğüt almamız lazım. Onun sözlerini can kulağıyla dinleyip kabul etmemiz lazım. Kalplerimiz ammada katılaşmış. Bana insanların katılıklarına katlanma direnci veren Allah Azze ve Celle'yi her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ne zaman uçmaya atılsam kader makasları gelir ve kanatlarımı kırpar. Ben yine teselli buluyorum. Nasıl teselli olmayayım ki? Rabbimin sınırsız mülkünde oturuyorum. Bu kadar geniş mülkünde oturuyorum. Yazıklar olsun sana ey insan. Benim bu beldeden çıkmamı istiyorsun. Demek ki o dönemde de bugün Müslümanların karşısında olanlar olduğu gibi geçmişte bu tip ifadeleri çok işitiyorduk. İşte mollalar İran'a, örtülüler Suudi Arabistan'a gibi Müslümanları bir yerlere gönderiyorlardı yani. Bakın o gün de bu meseleler varmış yani. Buyuruyor ki Hazret, benim bu beldeden çıkmamı istiyorsun. Eğer ben buradan gitmek için harekete geçsem, o zaman iş değişir. Uzuvlar birbirinden ayrılır ve sözler değişir. Ben Yüce Allah'ın acil azabından korkarım. Ben bu konuda aceleci değilim. Ben paçalarımı sıvamıyorum. Bilakis kader okları üzerinde yarış yapıyorum. Ben ona boyun eğdim ve teslim oldum. Ey Allah'ım, bizi selamete erdir ve sana teslim olanlardan eyle. Amin. Yazıklar olsun sana. Bizimle alay ediyorsun. Oysa ki biz Hakk'ın kapısında duruyoruz. Halkı ona çağırıyoruz. Sen cevabını yakında alırsın. Sen bir metre yükseliyor, fakat binlerce metre düşüyorsun. Bir adım ilerliyorsun, bin adım geri gidiyorsun. Pek yakında hem dünyada hem de ahirette Allah'ın azabını da cezasını da göreceksin. Zaman çok şeylere gebedir. Yakında neler doğuracağını göreceksin. Ben Allah'ın her şeyi çevirdiği elindeyim. Yani Allah-u Teala'nın kudret elindeyim. O beni bazen bir dağa, bazen bir zerreye, bazen bir denize, bazen de bir damlaya, bazen güneşe, bazen de ışığa çevirir. Gece ve gündüzü çevirdiği gibi beni de evirir çevirir. Bismillah. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an bir iş üzerindedir.
Sure-i Rahman'da Allah Azze ve Celle sizlere her gün, başkalarına da her an tasarrufta bulunmaktadır. Ey kardeşim, göğsünün geniş, kalbinin hoş olmasını istiyorsan, halkın ne söylediğine kulak asma, onların sözlerine iltifat etme. Bilmez misin ki onlar yaratıcılarında, kaderlerinden hoşnut değiller ki senden niye hoşnut olsunlar? Bilmez misin ki onların çoğu akıl etmezler, görmezler ve inanmazlar. Tam aksine onlar hakikati yalanlayıp tasdik etmezler. Öyleyse sen Allah'tan başkasını akletmeyen, ondan başkasını dinlemeyen ve ondan başkasını görmeyen Allah'ın dostu, velilere tabi ol. Başına gelecek imtihanlara da sabret. Allah'ın seçkin kişilere karşı adetleri böyledir. Allah Azze ve Celle onların ilgilerini her şeyden keser. Onları çeşit çeşit belalarla, musibetlerle, afetlerle, sıkıntılarla imtihan eder. Allah Azze ve Celle dünya ve ahirette ağaçtan nemli toprağa kadar her şeyi onlara daraltır. Bu imtihanlarla onların varlıklarını yok eder. Buradaki varlıktan kasıt kibirlerini, enelerini yok eder. Allah onların varlıklarını yok ettikten sonra da onları başkası için değil, kendi için var kılar. Başkası için değil, kendisi için ayağa kaldırır. Onları yeniden inşa eder. Cenab-ı Hak Azze ve Celle yine Mü'minun suresinde buyururlar ki, sonra onu, yani insan kastediliyor, başka bir yaratılışla insan haline getiririz buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlaştırırız onu. Yapıp yaradanların, şekillendirenlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin şanı ne yücedir. İlk yaratılış müşterektir. Bu ise tektir. Kişiyi kardeşlerinden, insan cinsinden ayırır. Birinci yaratılışı tamamen değiştirir. Altını üstüne getirerek onu Rabbani, ruhani bir kul haline dönüştürür. Bu hale gelen kişinin kalbi insanları görmekten uzaklaşır. Onun sır kapıları insanlara kapanır. Dünya ve ahiret, cennet ve cehennem, bütün mahlukat ve bütün kainat onun gözünde tek bir şey halinde tasavvur edilir. Sonra bu şeyler onun sırrının eline verilir. O da onları yutar ve ondan bir şey ortaya çıkmaz. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın asasında gösterdiği kudretini o kişi de gösterir. İstediği kimsenin elinde istediği kudreti gösteren Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Hazreti Musa'nın aleyhissalatü vesselam asası dağlar kadar şeyleri yuttu da onun içinde bir değişiklik olmadı. Yani asa misal çınarlaşmadı, büyük bir ağaca dönüşmedi. Allah bu olayla hikmetini değil, kudretini bildirmek istedi. Çünkü sihirbazların o gün yaptıkları şeyler hikmet ve matematik işiydi. Hazreti Musa'nın elinde ortaya çıkan ise kudret, harikulade ve mucize şeylerdi. Bundan dolayı sihirbazların başı arkadaşlarından birine şöyle dedi. Onların reisleri, sihirbazların, Musa'ya bak, o ne durumda? Musa'nın rengi değişti. Asa da yapacağı işi yapıyor. Bu Musa'nın işi değil.
bu Allah'ın işidir. Zira sihirbaz sihrinden, sanatkar da sanatından korkmaz dedi. Ve Hazreti Musa'ya iman etti. Arkadaşları da ona tabi olarak Musa'ya iman ettiler. Ey kardeşim, sen hikmetten kudrete ne zaman geçeceksin? Ne zaman hikmetle yaptığın amelin seni Allah'ın kudretine ulaştıracak? Amellerindeki ihlas seni Allah'a yaklaştıracak. Marifetullah güneşi, avam ve havasın kalp yüzlerini sana ne zaman gösterecek? Allah'ın sana çeşitli imtihanlar vermesinin nedeni, onun kapısını terk edip sebeplere dönmendir. Yoksa dönmüyor musun? Zahire mi dönüyorsun? Yoksa batına mı? İdrak edilene mi, edilmeyene mi? Görülene mi, görülmeyene mi dönüyorsun? Ey Allah'ım, bizleri gücümüzün yetmeyeceği şeylerle imtihan etme. Allah'ım, imtihansız sana yakınlıkla bizleri rızıklandır. Amin. Allah'ım, bizleri kendine yaklaştır, bizleri lütfunla rızıklandır. Allah'ım, bizleri kendine yaklaştır, senden uzaklaşmaya bizim asla takatımız yetmez. Bunu arzulamayız. Sen olmadan imtihanlara dayanmamız mümkün mümkün değil. Bizi belaların ateşi olmadan, onlara yakmadan bizi sana yaklaştır. Allah'ım, eğer bela ateşine mutlaka atılmamız gerekiyorsa, bizleri o ateşte yumurtlayıp kuluçka yattığı halde etkilenmeyen semender kuşu gibi yap. Allah'ım, afet ve bela ateşlerini dostun İbrahim'in ateşi gibi bizlere güllük ve gülistanlık eyle. İbrahim'i kimseye muhtaç etmediğin gibi bizleri de kimseye muhtaç etme. Onu kendine dost ettiğin gibi bizleri de zatına dost eyle. Onu koruduğun gibi bizi, ailemizi ve ehli imanı koru ya Rabbi. İbrahim, yoldan önce yoldaş, evden önce komşu, vahşetten önce ünsiyet, hastalıktan önce korunma, belalardan önce sabır, kazadan önce rızayı elde etti. Öyle ise babamız İbrahim'den öğrenmeliyiz ki sözlerimizde ve davranışlarımızda ona uyabilelim. İbrahim'e bela denizinde lütuf ihsan eden, bela denizinde onu yüzmeye zorlayıp kendisine güç ve kuvvet veren Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edelim. Allah Azze ve Celle onun atının başında düşman üzerine yürümekle görevlendirdi. Allah onu yüce bir mevkiye yükseltmekle görevlendirdi. Allah'ın kudreti onun arkasındaydı. Allah onu halkı sofrasına davet etmekle şereflendirdi. Bu Allah'ın gizli bir lütfu idi. Ey kardeşim, Allah'ın takdiri ve fiiliyle karşılaştığın zaman, onu sükut ederek karşılarsan birçok lütuflara nail olursun. Sen filozof Calinos'un kölesinin hikayesini duymadın mı? Efendisinin bildiği bütün ilimleri öğrenene kadar hiçbir şeye ses çıkarmadan sessiz durdu ve onu takip etti. Sonra da ondan bütün ilimleri öğrendi. Hezeyanların, münakaşaların ve itirazların çokluğundan dolayı dikkat et, kalbine Allah'ın hikmetleri gelmez. Ey Allah'ım, bizi kendine uygun olanlardan eyle ve bizleri seninle çekişmekten,
sana itirazdan muhafaza eyle.